Hoş geldiniz. Gülsün Hanım tekrar oğluyla beraber Almanya'da verdikleri bir konserden bir kayıt çalıyorum şu anda. Gülsün Hanım birazdan konuğumuz olacak. Bekliyoruz kendisini. Tamam, teşekkürler. Görüntü karanlıkta mı hala? Hoş bulduk. İyi nasılsınız? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben biraz... Ne güzel. Arkanızda bir insan söylüyorsa harika görünüyor. Valla şimdi Best West'ten Plus Otel'deyim ben. Konaktayım. Buranın müdürü Sayın Didem Ersoy hanımefendiye teşekkür ediyorum. Bütün roof katını bana ayırdılar. Bu canlı yayınlar için. Evet. Harika. Çünkü biz Gülsün Onay'la canlı yayın yapıyoruz. Çok önemli. Çok değerli. Okyanus tamam. Kadar, denizler kadar, İzmir Körfezi kadar geniş bir müzik deryası olan, müzik bilgisi olan, güzel bir, nasıl anlatayım size? Ben çok heyecanlıyım şu anda. Sizinle daha önceden tanıştık. Sohbetlerimiz maalesef çok olmadı. Siz çok yoğunsunuz, ben de yoğunum. Görüştük ama sizi canlı da izledim. Sizinle böyle sohbet edebilmek benim için büyük bir ayrıcalık. Yayının en başında şunu söyleyeyim, şunu merak ediyorum. Bu Almanya'da çaldığınız, oğlunuzla beraber çaldığınız eser Saygun mu? Evet, Saygun eseri mi? Evet, adı Saygun Sweet. Onun da evet pek çok turnelerimiz oldu Almanya'da. Hindistan'a da gittik, Brezilya'ya da gittik. Ne güzel. Evet. Ya ama babasından dolayı mı keman çalmak istedi oğlunuz? Onu merak ettim. Babasından dolayı değil. Benim babam kemancıydı. Ha, pardon. Sizin babanız. Özür dilerim. Pardon. Evet. Özür dilerim. Evet. Yanlış söyledim. İlk derslerini babamdan aldım. Babanızdan dolayı olacaktı. Pardon. Özür dilerim. Tamam, çok özür dilerim. Evet. Aslında piyanoyu da seviyordu. Biraz ona da başladı ama keman ağır geldi, bastı. Ve Almanya'da o zaman Atilla Aydıntan ile başladı. Daha sonra İsviçre'de Kulman'ın öğrencisi oldu. Şimdi de Ankara Devlet Operası baş kemancısı. Aynı zamanda Konsertmeister. Evet. Çok güzel. Peki evet. Erkin soyadı nerede? İsmi neden? Erkin soyadı babasının hocasından geliyor. Yani Ulvi Cemal Erkin. Ben de öyle tahmin ettim. Evet. Ersin ona. Acaba eşi sizin hocanız mı olmuştu? Onu da merak ettim. Benim hocam olmadı Ulvi Cemal Erkin ama aslında eşi. Hayır, o da olmadı. Olmadı mı? Yok. Çok enteresan gelişti. Şöyle, benim dayım çok büyük müzik merakı olan bir ailenin ayaklı kütüphanesiydi. Aynı zamanda güzel. Kendisi bir şey çalmasa da radyoda ne duyarsa sadece eserin ne olduğunu bilmekle kalmaz, kimin çaldığını da anlardı. Yani müthiş kulak, absolut kulak. Bu kogan, özellikle de kemanı çok seviyordu. Bir gün radyoda şöyle bir şey duymuş, yani harika çocuk kanunuyla gönderilen, işte o zaman kimi hatırlamıyorum ama şu ödülü kazandı diye duymuş. Demiş, bu 6660 sayılı kanun, bizim çocuğu da oraya bir götürelim bakalım demiş. Ama acaba soralım yeteri kadar, yani bizde burada herkes çok beğeniyor ama o zaman İstanbul Konservatuvarı'nda Verda Ün'ün öğrencisiydi. Çok güzel. Annemle başladım piyano, yani çok küçük yaşta, 3,5 yaşında başladım. Fakat o Ulvi Cemal Erkin'e gösterelim demiş. Yani o bir bize yol göstersin. Yol göstersin. Evet, ve biz onun o zaman İstanbul'da yazlığı vardı. Neresiydi o?
Kaynarca mı yoksa Darıca mı? O taraflar. Darıcadır, Darıcadır. Daha Anadolu tarafındaysa eğer Darıca evet, tarafıdır. Evet. Onun evine gittik ve bana o zaman işte bir şeyler çal dedim. Çaldım. Sonra kulak sordu. Böyle işte bir şeyler çaldı. Bunu söyle. Ben yani bütün notaları söyledim. İşte bütün bastığı sesleri söyledim. 7-8 ses bastı. Hepsini söyledim. Böyle kucağına vurdu. Vah! Bu harika çocuk dedi. O kadar sıcak, o kadar tatlıydı ki. Candan hemen diyorsunuz. Dedi, hemen dedi getirin bunu. Sınava sokalım. Ve kazanacağından eminim. Yani o kadar hoşuma gitti, sevindim ki. Ne güzel, ki, ne güzel. Ama sonuçta sonra, şöyle derler ya İngilizce, lafınızı böldüm özür dilerim. Gene, yani sizden geçen bir şey var. Yani dededen geçen bir şey var. Yani yani o gene taşınıyor sonuçta. Bir şekilde müzik kulağı, sürekli dinleme var, evde bir kültür var, klasik müzik konuşma var, her türlü okuma var. Yani o çocuk hatta embriyo iken diyorlar Amerika'da. Çocuk o müziği alıyor, o şeyi alıyor. Yani muhteşem bir şey, olağanüstü bir şey. Ama çok güzel yorumlamış bu Rahmaninov'u, bayıldım ben ya. Evet. O doruk noktasındaki o yaptığı cümle muhteşem. Yani o arşesiyle yaptığı şey çok güzel. Ben onunla beraber bir şey söylemek isterim. Çok isterim hatta. Ya evet. Tanışmak da isterim kendisiyle. Sizinle tamam. Beraber de bir şeyler yapmak isterim tabii ki, severek. Vokaliz olmaz da, Rahmaninov vokaliz olmaz da. Şimdi canlı yayına başladık, bu şekilde başladık, enerjik başladık. Kusura bakmayın, ben böyle hızlı hızlı konuşuyorum. Şunu söyleyeceğim, en başta sürçülisan ettiysek affola, edersek de affola. Ben Gülsin Onay'ı bilmeyenler, açıkçası Gülsin Onay'ın yaptığı konserleri, canlı konserleri, kayıtlarını dinlesinler. Gülsin Onay'ı tanımak için özgeçmişini okumak yeterli değil bence. Çünkü gerçekten bir müzisyeni tanımak için kayıtlarını dinlemek lazım. O daha çok bilgi veriyor. Gülsin Hanım'ın gerçekten pandemi döneminde yaptığı bir öncülüktü. Pardon, dondunuz. Gülsin Hanım, dondunuz. Dondum mu? Eyvah. Geri gel. Geri geldiniz. Geri geldiniz. Ama... Geri geldiniz. Evet. Bugün annem babamın evindeyim. Buradaki internet bağlantısı umarım iyi olur. Yok, çok güzel, çok güzel. Yemekler güzel herhalde orada. Anneniz güzel yemek yapıyor herhalde. Annem maalesef pek artık yapamıyor ama çok güzel yapardı eskiden. Peki, müsaade ederseniz sizin bir özgeçmişinizi okumak istiyorum. Tamam. Bir tane Peter Kosse'nin söylediği bir review var. Yani bir kritik var, çok önemli bir kritik. Duyarlı bir kesinliğe ve zekice bir parıltıya, en hassas şeyleri bile maharetli parmaklarına neredeyse gülümsercesine emanet etme yeteneğine sahip ve tutkulu bir sanatçı. Hayal gücü yüksek, mükemmel bir piyanist. Yani işte Türkiye'de çok fazla bunu yazabilecek kapasitede insan yok ya. Ben bunu söylüyorum, kusura bakmayın. Bunu yurt dışında birisinin yazması gerçekten mükemmel. Çok direkt konuşuyorum, çok özür dilerim. Gülsin Onay kimdir? Okuyorum müsaadenizle. Hata yaparsam lütfen beni düzeltin. Gülsin Onay'ın uluslararası müzik kariyeri Arjantin'den Japonya'ya uzanan bir coğrafyada 5 kıta 80 ülkeyi kapsar. Bugüne kadar dünyanın belli başlı tüm müzik merkezlerini dinleyicileriyle Dresden Staatskapelle, İngiliz Kraliyet Filarmoni, Filarmoni Orkestrası, İngiliz Oda Orkestrası, Japon Filarmoni, Münih Radyo Senfoni, St. Petersburg Filarmoni, Tokyo Senfoni, Varşova Filarmoni, Viyana Senfoni gibi önemli orkestralarla konserler verdi. Birlikte çaldığı şefler arasında Vladimir Ashkenazi, Erik Bergel, Michael Boder, Andrei Boreyko, York Feuerberg, Vladimir Fedosoyev, Edward Gardner, Nime Jarvi, Emmanuel Krivine, Ingo Metzmacher, Esa-Pekka Salonen, Jose Serebrier, Valesi Sinasiski, Stanislav Wisloski ve Lothar Zagorosek sayılabilir. Rahmaninov yorumlarıyla müzik otoritelerinden büyük övgüler alan Gülsin Onay ayrıca uluslararası alanda istinalı bir Chopin,
Doğrudur değil mi Chopin? Chopin evet. icracısı olarak kabul edilmektedir. Polonya hükümeti Güls'ün onayı Chopin yorumları nedeniyle Polonya Devlet Nişanı ile onurlandırılmıştır. Sizi tebrik ediyoruz. Umarım hangi yılda aldınız bunu? Ezbere hatırlayamadım şimdi. Ama bir daha vermeleri lazım bence. İkincisi olması lazım mutlaka. Yani bunu Polonya hükümetinin duyması lazım, hemen vermesi lazım. Sadece Polonya değil, Rus hükümetinin de Rahmaninov yorumlarınızdan dolayı size bir nişan evet. verilmesi lazım. Çünkü Türk hükümeti de duyarsa umarım Türk hükümetinin de bir şeyler yapması lazım bununla ilgili. Biraz ben parazit gibi konuşuyorum, kusura bakmayın. Hocası Saygun'un dünya çapında en güçlü yorumcusu olarak tanınan Onay, gerek konser programlarından gerekse kayıtlarından etmediği bestecinin eserlerini önemli orkestralara eşliğinde sayısız ülkede seslendirir. Piyano eğitimini 3,5 yaşında başlayan ve üstün yetenekli çocuklar kanunu kapsamında Paris Konservatuarı'nda eğitim gören Güls'ün Onay'a 1987 yılında devlet sanatçısı unvanı verilmiştir. 1988 yılında Boğaziçi ve 2007 yılında Hacettepe Üniversiteleri tarafından Fahri Doktora ile onurlandırılmıştır. Onay, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solisti olup Bilkent Üniversitesi'nin sürekli sanatçısıdır. Yurt içi ve dışında pek çok yardım konseri veren Güls'ün Onay, 2003 yılında UNICEF Türkiye Milli Komitesi tarafından İyi Niyet Elçisi seçilmiştir. Sanatçıya ayrıca Sevda Cenap Alt Müzik Vakfı tarafından 2007 Onur Ödülü Altın Madalyası, Donizetti 2011 Klasik Müzik Ödülleri Yılın Piyanisti Ödülü, 42. İstanbul Müzik Festivali'nde 2014 Onur Ödülü ve 2018 Bodrum Müzik Festivali Onur Ödülü Güls'ün Onay'a verilmiştir. Tekirdağ'da bir sokağa Güls'ün Onay'ın ismini veren Süleymanpaşa Belediyesi, 2015'ten bu yana sanatçının adına Güls'ün Onay Piyano Günlerini ve ayrıca 2018 sonunda planı gerçekleştirilen Bisante Güls'ün Onay Ulusal Beste Yarışması'nı düzenlemektedir. Onay, 2017'den bu yana TRT 3'te Güls'ün Onay'la Radyo 3 Atölyesi adlı program sunmaktadır. Şimdi pandemi döneminde de çok güzel konserler yaptınız. Hemen hemen her gün yaptınız değil mi? Evet, hemen hemen her gün yaptım ama esas pazar günleri yaptım. Pazar günleri de 16 kez yaptım. Yani 16 farklı program çaldım. Evinde kapalı olanlar, şunu söylemek istiyorum, özür dilerim. Evinde kapalı olan insanlara bir umut oldunuz, bir ışık oldunuz. Ve inanılmaz bir şekilde klasik müzik pandemide daha çok dinlenmeye başladı Türkiye'de. Yani evet, dünyada değil, sadece Türkiye'de. Yani, Türkiye'de. Evet, yani milyona geçti, çok geçti izleyici sayısı. Çok evet. çok güzel, büyük bir ilgi oldu. Benim için evet. de çok güzel oldu. Onları tam yanı başımda hissettim. Ne güzel. Ve sanki konser salonuna çıkıyormuşum gibi hazırlandım ona göre. Yani hiç konserden farksız hissettim gerçekten. Ama siz bir dakika özür dilerim ama her konserde farklı elbiselerle çıkıyordunuz. Ben seyrettim sizin konserlerinizi. Yani bu da çok önemli. Evet, doğru. Şimdi bakın, evet. şimdi mesela bizim programlarımıza çıkan sanatçılarımız var. Ben kıyafet şeyi vardır diyemiyorum. İnsanlar istediklerini giyebilir ama benim karşımdaki sanatçıma, benim karşımdaki değere bu bir saygımdır. Ben buraya tişörtle çıkmam. Her zaman bir beyaz gömlek veya renkli bir şey olması lazım ki o bir karşılıklı saygıdır. Kıyafet de saygıdır. Bu da sizin aldığınız eğitimden dolayı, ailenizin verdiği görgüden dolayı olan bir şey. Ama gerçekten elbiseleriniz de çok güzeldi. Çaldığınız bir bütün sonuçta sanatçı bir bütündür. Yani her şeyle örnek olmalıdır. Konuşmasıyla değil, hareketleriyle değil, çaldığı müzikle değil, aynı zamanda görüntü olarak çok önemlidir. Çok teşekkür ediyoruz size gerçekten. En başta bunu söylemek istiyorum. Pandemi döneminde halkımıza özellikle örnek olduğunuz için esasında bu iş oraya doğru gittiğini görüyoruz. Yani dijital ortama doğru gittiğini görüyoruz. Yani konserler artık küçük salonlarda olacak, az seyirciyle olacak ve dijital ortamlarda yayınlanacak. Bununla ilgili sizin kaygınız var mı? Tabii yani önümüzü göremiyoruz. Ne zaman başlayacağız? Gerçi tek tük başladı. Yani açık havada konserler oluyor.
Nitekim ben işte Bodrum'da başlatılan evet. konserlerin açılışını yaptım. Hani mesafeli oturarak orkestra üyeleri de birbirlerine evet. uzak oturdular. Ve sahneyi çok özlemişiz hepimiz ve müziği paylaşmayı çok çok özlemişiz. Ben de çok mutlu oldum. Hepimiz çok çok mutlu olduk. Dinleyiciler de aynı şekilde. Ama tabii salonlar kapalı olunca bu durum acaba nasıl ayarlanacak? Umarım o zamana kadar yani biraz düzelir. Yoksa biraz böyle devam edeceğiz gibi görünüyor. Burada da evet. farklı tabii kalite bakımından düzelmeler gerekiyor. Yani konser kaydı kalitesinde olması ve internetin kesilmemesi. İşte bunlar Bravo. Önemli unsurlar. Onları halledilirse belki hiç yoktan iyi. Ama tabii canlı konserin, konser atmosferinin hiç benzeri yok gerçekten. Ben bugün birkaç ufak kayıt ve fotoğraflar Şimdi... çekmek için Bilkent Üniversitesi'nin konser salonuna gittim. Nasıl, yani inanır mısınız? Gözlerim yaşardı. Yani o sahnede, o piyanoda, o kaynaklı mı acaba? Bilmiyorum. Duyabiliyor muyum? Ha, şimdi geldi gene. Evet. Evet. Evet, şimdi tamam. Ama ses yok, ses yok. Ses gelmiyor sizin. Ses gelmiyor, evet. Benimki? Açayım, tekrar kapatayım. Peki. Ses var mı acaba? Duyuyor musunuz beni? Ses var mı? Cumhur ses var mı? Tamam. Biraz önce kesildi değil mi ses? Gülsin Hanım çok özür diliyoruz. Gülsin Hanım'ı sevenlerden de özür diliyoruz. Canlı yayınlarda maalesef böyle problemler oluyor. Tamam, teşekkürler. Gülsin Hanım bekliyoruz, tekrar hemen canlı yayını bağlayacağız. Ve Artbox'tan bahsedeceğim kendisine. Welcome Ankele. Hemen Gülsin Hanım'ı bekliyoruz. Hoş geldiniz. Herkese hoş geldiniz. Tek tek saymak istemiyorum. Kusura bakmayın. Gülsin Hanım geldi mi? Hah. Hoş geldiniz. Hemen bağlıyorum. Gülsin Hanım hoş geldiniz. Şimdi bizde canlı yayınlarda konuşurken çok fazla kalp atıldığı zaman inanılmaz da ping oluyor. Pink'ten evet, dolayı da evet. yayını kesiyor. Biz evet, de diyoruz evet. Kalpleri lütfen gönlünüzden gönderin. Buradan göndermeyin. Yanlış anlamazlarsa. Yani çünkü o yayını kesiyor. Çok özür diliyoruz sizden. Dediniz ki Bilkent'e gittim. Gözlerim yaşardı. Salonu gördük. Biraz evet. üzüldüm dediniz. Ama üzülmeyin. Şöyle bir şey söyleyeceğim size. Hayır. Ben çok, konuşabilirim. Özledim dedim. Üzüldüm demedim. Şimdi Artbox diye bir dijital sanat platformu üzerinde çalışılıyor. Buradan reklamını yapıyorum ben. Onunla ilgili de size bir detaylı yapacağız. Sanatçı paylaşımcı Türkiye ayaklı bir dijital platform olacak burada. Birçok sanatçı YouTube üzerinden kazanamadığı parayı Netflix'in sanat kanalı gibi göreceksiniz bunu. Veya Spotify'in sanat kanalı olarak göreceksiniz. Tabii ki akustik gibi seyirciyi duymak gibi güzel bir şey olamaz tabii ki de. Dijital ortamda maalesef bizim buna geçmemiz lazım bir şekilde. Şimdi şuraya gelelim.
Şimdi ben en son İlber Bey'le olan konserinizi seyrettim. Çok güzel. Chopin çaldınız orada. Evet. İlber evet. Bey sizi konuşturmadı maalesef. Oradan da hatta konserden sonra da ters tepkiler geldi. Ama biz sizi konuşturacağız burada. Bence onun konuşması o kadar tatlı, o kadar çok güzel. Gerçekten akıcı ve güzeldi ki o kadar çok bilgi verdi ki ben notalarla, müzikle konuştum. Bravo. Bravo. Bilgileriyle konuştu. Bravo. Gayet dengeliydi. Yani bravo. Çok güzeldi. Ne kadar güzel, ne kadar hoşgörülü bir sanatçısınız. Ne kadar güzel. Bravo size. Ben de öyle düşünüyorum. İlber Bey'in inanılmaz bir eşsiz, o arkamda gördüğünüz sizin evet. gibi eşsiz evet. bir sizin müzik bilginiz, müzikaliteniz eşsiz. Evet. Onun da tarih bilgisi, sanat bilgisi evet. inanılmaz derin ve eşsiz ve inanılmaz bir sunum yaptı orada. Ben yani hayran kaldım ikinize de. Ali Bey de sağ olsun dengelemeye evet. çalıştı tabii. Ali evet. Pınar benim çok yakın arkadaşım. Evet. Onun sayesinde geldik konsere. Peki şunu soracağım. Farklı sanat dallarıyla yaptığınız konserde sizi en çok hangi sanat dalı etkiledi? Şimdi mesela tarih var. İşte ne bileyim başka sanat dallarıyla yapıyor musunuz konser? Yani birkaç kere de resimle ilişkili yaptık. Hatta ben çalarken bir ressam çalışma yaptı o sırada sahnede. Bunu rahmetli Kut Tunçay'la Gümüşlük'te de yapmayı düşünüyorduk ama maalesef ömrü yetmedi. Fakat çok değişik, güzel bir konseptti o da. Bir kere Almanya'da tiyatro, yani söz ve çalarak. Liszt'in öyle bir eseri var biliyor musunuz? Aynı zamanda konuşarak anlatıyor, şiir söylüyor ve müziğini de, sözlerini de kendisi yazmış. Yani onu çaldık. Ondan sonra bir kere cazla karışık bir konser yaptık. Çok güzel. Yani şöyle beraber improvizasyon yaptık. Doğaçlama bir caz piyanistiyle. Sonra ben normal konserimi verdim. Ondan önce de o caz çalmıştı. Yani böyle ortada beraber başında ve sonunda farklı stiller. Bunu hatta Kerem Görsev'le de bir kere yapmıştık. Kerem evet, abiyle. Çok güzel. İstanbul'da. Onun dışında tabii yani farklı şeyler derken yani hatırlamıyorum. Tabii o da müziği orkestrayla yani müziğin çeşitli. Caz müziği seviyor musunuz? Peki onu soracağım. Seviyorum ama yani Gershwin, Rhapsody in Blue'dan başka da repertuarımda yok. Gershwin'in çok güzel şarkıları var biliyorsunuz. Onu da Gershwin'in yazdığı mirasta evet. sadece zenci şarkılar söyleyebiliyor biliyorsunuz onu. Evet. African American şarkılar söyleyebiliyor. Ama Türkiye'de maalesef söylemeye çalışıyorlar. Hatta Indra Thomas diye benim bir arkadaşım gelmişti. Gürel Hoca yönetmişti. African American soprano söylemişti Türkiye'de. Muhteşemdi. O şarkılar zaten olağanüstü. Yani ben onları dinleyip Gershwin muhteşem bir sanatçı. Peki şunu soracağım. Bilkent'le ilgili İhsan Doğramacı Bey ile olan sanatsal bağınız neydi? Çünkü İhsan Bey inanılmaz derecede sanata destek veren, sanatçıya destek veren, gençlere destek veren, burs ayarlayan, devletin imkanlarını sanatçıların önüne koyan, politik bağlantılarını kullanan inanılmaz bir sanatçıydı. Sizin sanatsal bağınız nasıldı İhsan Bey'le? Şimdi çok eskilere dayanıyor gerçekten. Yani ta o zaman hiç Bilkent yoktu ortada. Hacettepe. Hacettepe'nin bir ev salonu vardı biliyorsunuz. Yani o tabii dedemi Kerim Erim'i tanıyor. Ve son derece hem bilim alanında hem sanat alanında. O evet. da Derya gibi bir insandı gerçekten. Ve ben orada bir konser vermiştim. Bundan artık bilmiyorum. Şimdi tam olarak hatırlamıyorum ama. Ve dedim ki yani buraya aslında çok güzel bir piyano layık. Yani gerçekten iyi bir Steinway yani D model olsa ne kadar güzel olur. Ben de çok sık gelip çalarım dedim. Ona hep İhsan amca derdim. İşte aile bağlarımızdan dolayı beni kızı gibi çok severdi. Hemen Osteiner'i getirtti Hacettepe. Bravo.
Yani muhteşem bir şey. 15 gün sonra orada o Hacettepe'de o mev salonunda yer aldı. Maalesef gelirken düştü ve bacakları kırıldı. Yani, o zaman o döneme gel. Hatırlıyorum o dönemi. Evet. Bir de tahtasında bir hasar oluşmuş. Yani sesini bayağı etkiledi, yazık maalesef. Evet. Fakat sonraları da işte dediğiniz gibi işte Bilkent'i kurdu ve orada inanılmaz bir sanat yuvası, yani bir muazzam bir şey yarattı. Tabii keşke hayatta olsa şu anda ya. Ya evet, ve de çok büyük eksiklik bende. Adnan Saygun'la da çok dostluğu vardı. Evet. Orkestra için çeşitlemelerini Adnan Saygun ona ithaf etti. Onun için de yıllardır hayali olan bir etnomüzikoloji bölümü istiyordu. Kurmaktı. Onu da açtı. Evet. Yani böyle bir çok muazzam. Derin bir insandı yani gerçekten İhsan Bey. Gerçekten. Hatta bir gençlere, iki tane opera sanatçısına Viyana'da burs verdi. Ben onların isimlerini saymayayım şimdi. Çok tanınmış insanlar. Yani öyle herkes işte benim hocamı tanıyorsunuz Güzin Hanım. Güzin Hanım da maşallah. Allah uzun ömür versin kendisine. O da gençleri çok destekliyor. Beni de destekledi sağ olsun. Onun sayesinde gittik yurt dışına. Şeyi soracağım. Adnan Saygun hocanız gittikten sonra işte Paris'e gittiniz, eğitim aldınız, geldiniz. Hocayla çalışmaya başladınız. Hocadan öğrendin. Yok. Bu, gitmeden önce mi çalıştınız? Evet, bakın şöyle. Şimdi o harika çocuk olarak bursu kazandıktan sonra ben 2 sene Mithat Fenman ve Adnan Saygun tarafından yetiştirildim. Ama Adnan Saygun hocayla çalıştınız yani. Tabii gitmeden. Tabii. Yani o ben bile, dönünce çalıştınız zannettim. Yok. O beni öyle bir hazırladı ki armoni, kontrpuan, orkestrasyon. Bravo. Ve yani haftada böyle 4-5 saat arka arkaya çalıştığımız oldu. Cumartesi günleri ben evime giderdim. Benimle beraber Hüseyin Sermet de giderdi. Fakat sonra ikimizi ayrı ayrı almaya başladı. Çünkü yani daha iyi çalışabiliriz diye. Ve o kadar iyi hazırladı ki beni. Yani Paris'e gittiğim zaman orada hocalar dediler ki yani bu çocuk her şeyi biliyor. Biz ne öğreteceğiz şimdi bu? Ya bu teori açısından doğru ama öğrenecek şey hiçbir zaman bitmez. Çok var. Tabii ki. Ama ki. Armoni, kontrpuan, solfej, orkestrasyon. Peki gitmeden önce öğrendiğiniz en önemli şey neydi hocaydan? Mesela fügdü. Füg yapmak çok önemli bir şey. Ve ben o yaşta füg yapabiliyordum. Yani fügdü. Gerçekten. Evet. Ve wow. O işte en çok da o şaşırtıyordu. Yani mesela Paris'te o füg konusu biraz zayıf ve o zaman öyleydi yani. Bilmiyorum şimdi nasıl ama bu aslında çok önemli bir şey. Yani besteci olmasanız da yorum için de çok önemli. Onun için ama ben Adnan Saygun'un hocalığını o zaman yani muazzam bir şekilde, tabii çok şanslıyım onunla çalışabilmiş olmak, müthiş bir şey. Aynı zamanda besteciliğini de ben kendim merak ederek öğrendim. Yani o bana hiçbir zaman al bunu çal demedi bir eserine. Ben kendim öğrendim, keşfettim. Yani notayı yani, sormadınız mı peki? Yani notayı buldunuz? Hayır, notayı istedim ondan ama bir işte o da var. Evet, nazlanarak işte bir de bu var falan diye verdi bana. Ama ya o zaman bayıldım ve işte bütün eserlerinde öyle başladım çalmaya. Yani 2 konçertosunu bütün dünyada seslendirdim. Biliyor musunuz 34 farklı orkestrayla çaldım. 100'e yakın konserde. Muhteşem. Evet, bütün dünyada. Amerika'dan Japonya'ya. Yani çok önemli orkestralarla hem yurt içinde hem yurt dışında seslendirdim. Özellikle 1. konçertosu çok iyi anlaşılır. Yani kolay anlaşılır bir tabii eser. Ki, tabii ki. Ve herkesi hemen İçine alır. Alıyor eline. Yani olağanüstü ve çok değerli müzisyenler bu eserlere yani ilk defa dinlemenin mutluluğunu yaşadılar. Şimdi tabii herkes çalıyor. Yani çok çalınıyor yurt dışında. O zaman o kadar değil. Ama tabii biliyorsunuz New York Philharmonic
Stokowski yönetiminde Yunus Emre Oratoryosu. Yunus Emre, evet. Söz sende diyor. Ondan sonra Birleşmiş Milletler binasında. Evet. Juilliard kuartetlerini çaldı. Şimdi evet. Şimdi Yo-Yo Ma yer veriyor konserlerinde, kayıtlarında. Yalnız bir eksik var, onu söyleyeceğim ben. Umarım Saigon'un publishing, yani copyright sistemi, yani telif hakları umarım bize gelir. Türkiye'de bir tane bir şirket açılır. Umarım bunu basacak bir şirket açılır. Yani bir müzik yazan bir şirket. Yazan demeyeyim de basan, yani ne bileyim Recordi gibi, Universal gibi ya da ne bileyim Baron Writer gibi bir şirket açılır. Evet, umarım devlet desteğiyle. Çünkü bunlar devlet desteğiyle olan şeyler. O Avrupa'da da öyle. Universal Amerikan devletinden destek alıyor. Schott Amerikan desteği, Alman desteği alıyor. Baron Writer Avusturya desteği alıyor, Alman desteği alıyor. Yani bunlar umarım bizim Kültür Bakanlığımız da bunu görür ve Saygun'un eserlerini buraya getirir umarım. Böylelikle bizden gitmesi de farklı olur. Yani Paris'ten gitmesi değil de bizden gitmesi çok daha farklı olur. Ben öyle düşünüyorum. Kesinlikle, çok haklısınız. Ayrıca henüz basılmamış eserleri var. Var. Bazı basılmış olanlarda hem kalitesi kötü ve yazı okunmuyor. Evet. Onların yani düzeltilmesi gerekiyor. Evet. Yani tekrar elden geçirilmesi lazım. Ben şimdi siz dediniz ya, ben de BBC Cardiff yarışmasında Carlo Rizzi yönetti. Bozlak söyledim. İlk orkestra çalmaya başladı, böyle yaptılar. Bu neresi? Hangi besteci? Türk dedim. Allah Allah falan oldu böyle. Özellikle trompetlerin neden tril yaptığını anlattım. Bozlağın esasında bir uzun hava olduğunu, esasında bir temposu olmadığını, yani ucu açık bir müzik sonuçta bizde bozlak denesi. Ama bunda Saygun bir tema yaratmış. Onu evet. Anlatmaya çalıştım. Türkiye'de beni çok eleştirdiler. O trompetler niye çok hızlı oldu, o triller niye hızlı oldu diye. Onu Carlo Rizzi o şekilde duymak istedi. Ve orkestra buna Rachmaninoff dedi, biliyor musunuz? Yani inanılmaz. Rachmaninoff'tan daha güzel falan dediler. Yani olağanüstü. Yani ben çok büyük gurur duydum. Onu o şekilde orada temsil etmek, Adnan Saygun'u söylemek. İnsanlar gerçekten Cardiff'te sokakta sizi çeviriyorlar. İmza istiyorlardı sizden. Ve soruyorlardı, o Türk eseri ne kadar güzeldi, ne kadar farklıydı. Ben bir de çevirilerini yaptım, verdim. Bozlağın. Evet, evet. O da evet. Çok önemli. İnsanların çok. Bilmesi lazım. Yani siz Türkçe kesinlikle. Söylüyorsunuz. Evet. Peki neden sizce Adnan Saygun Türkiye ezgilerine çok fazla önem verdi? Ay çünkü onun bir de biliyorsunuz araştırması var. Yani bütün folklor şeyleri, bütün Anadolu'yu adım adım gezmiş. Bütün, evet, Kaan'ın üstünde. Evet, hatta bir seferinde Bartok'la da beraber. Bartok'la tabii, tabii, tabii. O hep devam etti, ondan sonra devam etmiş yani Saygun. Çok bağlıydı. Yani Anadolu geleneğini her şeyiyle çok derininden hem seviyordu hem inceliyordu. Yani o hiç bitmedi onda. Tabii. Ne güzel. Evet. Bir şey soracağım. Adnan Saygun'un hayatıyla ilgili bir kitap yazmayı düşünüyor musunuz? Ben yazamam ama keşke yazılsa, çok iyi olur. Gerçekten sizin, çok iyi olur. Sizin sözüyle, sizin anlatımınızla bence bir şey, ne bileyim bir biyografi gibi bir şey yapılırsa eğer çok evet. Güzel. Yani şimdi yazanlar var biliyorum. Evet. Kitapları var ama siz birebir çalıştığınız için çok daha fazla anınız var. Değişik bir anınız var mı Adnan Hoca'yla? Efendim? Benim rüyamdır. Bakın ben bunu söyleyeyim. Rüyam Toscanini ile beraber söylemek, Karayan'la söylemek ve Saygun'la söylemek. Üç tane besteci ve şef. Yani Saygun'la beraber söylemek isterdim. Yani Yunus Emre'yi değil, ne bileyim bir Bozdağ söylemek isterdim kendisine. Yorumunu almak isterdim. Siz çok şanslısınız. Gerçekten çok şanslısınız. Gerçekten çok doğru söylüyorsunuz. Siz tanımadınız değil mi? Hayır maalesef. Evet. Peki hocanız tanıdı mı? Evet, hocam tanıdı kendisini. Mimar Sinan'da hocaydı çünkü kendisi. Kompozisyon bölümünde hocaydı. Evet. Mimar Sinan'da. Evet. Hasan abi hep anlatır. Hasan Uçarsa hep anlatır. Çok disiplinliydi. Ders verirken çok çalışırdı ama ders bittikten sonra farklı bir adam olurdu.
Çok tabii. Tatlı bir insan olurdu. Şakalar yapardı bize. Ama biz derse erken gelirdik. Çalışırdık, evet. Hazırlanırdık. Yani bunların yazılması çok güzel olur bence. Evet, evet. Şeyi soracağım. Şimdi ben bir program yapıyorum. Buyurun. Çok özür dilerim. Her çarşamba. Evet, biliyorum. Evet, 17 Haziran'da başladım Hasan Uçarsu'yla. Son öğrencileriydi yani Hasan Uçarsu. İşte Muammer Sun vardı, Gürer Aykal vardı. Şimdi haftaya Rengim Gökmen var. Pek çok, çok güzel. Değerli öğrencileri var. Eylül'e kadar, Eylül'ün ortalarına kadar devam edecek. Müthiş, biliyor çok musunuz? Güzel. Çok enteresan. Her programda farklı bir yönünü keşfediyoruz. Yani Adnan Saygun'un tabii çok geniş bir palet. Yani kimi öğrencisi orkestra şefi oldu, kimisi yorumcu, kimisi besteci. Evet. Onun için fakat inanılmaz aşağı yukarı yani bütün müzisyenlerin hocası olmuş. Çok da iyi bir eğitimciydi. Yani muazzam besteci, olağanüstü bir yani sanat adamı diyelim. Hem çünkü edebiyatı da çok iyi bilirdi. Bütün Yunus Emre'yi, Mevlana'yı yani en ufak detayına kadar okumuş. Beethoven'ın 9 senfonisini yeniden ele alarak yazmış kendisi. Yani düşünebiliyor musun? Yorum mu yapmış? Ben onu bilmiyorum. Hayır, notaya yani aha. Orkestrasyon için. Yani bir de bir çalışkanlık ki bütün öğrencileri aşağı yukarı onu biliyor. Nefes hı-hı almadan 5-6 saat ders verdiği olurdu. Yani bu olağanüstü bir şey. Ve o çalışkanlığı da öğrencilerine de geçirdi. Yansıdı. Ve bir yani Türkiye'de söz sahibi olan bütün müzisyenler bir ucu yani Saygun'a dokunuyor. Ya hocasının hocası, ya hocasının hocasının hocası. Vallahi ben de Özsoy'u yani söyledim Cemal Reşit Bey'de. Evet. Arda Doğan sayesinde Özsoy'u söyledim. Özsoy ilk defa Cemal Reşit Rey konser salonunda söylendi. Adnan evet. Saygun eseri. Oradaki evet. Ahriman rolünü söyledim. Yılan Adam. Evet. Çok güzel bir rol. Yani inanın, muhteşem yazmış. Yani bir Wagner var havası, bir Strauss var. Yani tabii onu çok eleştirenler olmuşlar ama yani üretmeden eleştirmenin bence yanlışlığı var Türkiye'de. Evet. İnsanlar önce üretmesi lazım. Bol üreten insan az eleştirir. Ben öyle düşünüyorum. Peki en ilginç tarafı neydi? Ben onu çok merak ediyorum. Çiçek sever miydi? Kuş sever miydi? Hayvan sever miydi? Kedi sever miydi Adnan Saygun? Şimdi şöyle. Onun özel hayatı hiçbir zaman hiçbirimize fazla göstermez değildi. Evet. Ama bir iki kaçamak benimle yaptı diyeyim. Şöyle bana bir omlet pişirdi. Nilüfer teyze. Evet. Ve Nilüfer teyze ve Adnan Bey üçümüz mutfakta yedik hem de. Mutfakta küçük bir masaları vardı. Ben böyle nasıl şaşırırım? Ve Nilüfer teyze de yani böyle de çok şey oldu yani dur ben yapayım dedi. Yok ben yaparım dedi. Yani orada arada bir yemek yaptığını diyelim demek ki yapıyormuş diye keşfettim ve bana çok farklı geldi Adnan Bey'in. Siz öğrencinize yaptınız mı hiç bunu? Herhangi bir öğrencinize, siz de öğrencinize yapabilirsiniz. Yaptınız mı hiç bir öğrencinize omlet? Tabii ben arada yapabilirim. Özellikle tabii Cambridge'de bazı öğrenciler beni ziyarete geliyor İngiltere'de. Uzak mesafelerden aha geliyorlar. Bazen Londra'dan, bazen başka ülkelerden de gelenler oluyor. Onlara yapıyorum ama çok yakın otururlarsa yapmıyorum. Peki neler katıyorsunuz yemeklerinize? En güzel yaptığınız yemek nedir mesela? Bu biraz böyle müzik dışına da çıkıyoruz biz, geliyoruz filan. Tamam. Yok ben her tür yemeği çok severek yaparım. Yani yaparım da. Ama benim eşim müthiş bir ahçı bir de. Yani o olağanüstü yemek yapıyor. Dijital olaylarda zaten eşiniz bütün dijital şeyleri yapıyor değil mi? Yardımcı oluyor size. Yani ve hakikaten şimdi burada reklamını yapayım birazcık. Yapın lütfen. lütfen. Severek. Bir kere müthiş bir tabii çok değerli bir matematik profesörü Cambridge Üniversitesi'nde sayılı bilim adamlarıyla şu 5 gündür biliyor musunuz sabah 10'dan akşam 8'e kadar 5 günlük bir konferansları var.
Ben inanamıyorum. Hiç ara vermeden, yani saygın gibiler. Nasıl bir çalışma? Nasıl bir çalışma? Ve bu çalışmada ne yapıyorlar biliyor musunuz? Yeni bir sistem yaratıyorlar. Hı-hı. Farklı bir sistem. Şimdi matematik teoremler ve buluşlar internette, yani bilgisayarda bir dil olarak yazılıp kullanılabilecek. Müthiş. Müthiş bir şey. Yani müthiş. O zaman her sefer aynı el yazısıyla yapmak gerek yok, ya da baştan yapmaya, böyle onların bir işte sistemi olacak. Yazılım olacak. Yazılım olacak. Anladım. Olağanüstü, anladım. Bir şey. Olağanüstü. Olağanüstü. Çok güzel. Evet. Neyse, onu matematiği başka, ama harika bir o bas bariton sizin gibi. Aa. O değil, şöyle... Beraber buluşalım, birer şarkı söyleyelim kendisiyle. Tamam. Bir Escamillo aria söyleyelim mesela. Tamam, harika. Şeyde Oxford'da Schola Cantorum'da söylemiş koroda. Aha. Ve Bernstein'la bir CD'leri var. Bernstein. Oo. Evet, o Lenos Stravinsky'nin. Ve piyanistlerden biri de Marta Argerich. Düşünebiliyor musunuz? Yani Bernstein, Marta Argerich. Onlarla kayıt yapmışlar. Çok iyi kontrabas çalıyor. Amatör olarak harika çalıyor. Ve şu anda İngiltere'de bir amatör orkestraları. Amatör derken o kadar iyi çalıyorlar ki, ben konser verdim onlarla. Harikaydılar. Çok iyi piyano çalıyor. Matematik... Matematik profesörleri mi? Bunların hepsi matematik öğretmenleri, matematik profesörleri mi çalanlar? Yok, hayır, öyle değil. Onların farklı mesleklerden, yani doktorlar da var. Onlar da biliyorsunuz çok meşhur. Çok iyi, çok. Çok düşkündürler. Yani onların da... Öyle, öyle böyle değil, evet doğru. Evet, ama grup şefleri profesyonel. Yani konsertmeister profesyonel, işte grup şefleri profesyonel müzisyenler. Arada toplanıp böyle çok da iyi çalıyorlar. Yani diyeceğim, bir de besteciliği var. Dolayısıyla bir de mutfakta iyi. Onun için şimdi bir de Türkçeyi öğreniyor. Orada yalnız biraz zayıf buluyorum. Biraz daha hızlı ilerlemesi lazım. Siz yemeklerden, tariflerden bence, yemek tariflerinden şey yapın Türkçeyi. O tamam. Zaman daha hızlı öğrenebilir. eminim ki Tony Bey mutlaka sevgisini de katıyor. Siz yemek yaparken siz de katıyorsunuzdur mutlaka. Evet. Ben çünkü sevgilinizi Paris'te... katmazsanız tatsız tutsuz oluyor değil mi yemek? Paris'teyken ilk defa Çerkez tavuğu yapmayı denedim. Ha. Evet, ve o sırada yalnız oturuyordum. 18-19 yaşlarındaydım. Biz böyle 6. katta bir stüdyoda oturuyordum. Çok çok hoş, böyle Paris damlarını gören romantik manzaralı müthiş bir stüdyoydu. Böyle merdivenlerin tepesine de ben... en üstte olduğu için kaktüsler koymuştum, işte çiçekler ve afişler koymuştum. İstanbul afişi, Türkiye afişi, hep böyle, tabii o zaman çok da özlüyorum yani o tabii İstanbul ki. Afişleri falan. Ve bir gün Çerkez tavuğu yapmaya karar verdim. Bir de anneannem muhteşem yemek yapardı rahmetli. Onun hatırlıyorum yemeklerini, ama bana vermemişti o zaman tarifini. Neyse bir yerden buldum. Fakat cevizleri kırmak için ceviz kıracağım yok. Bir şişeyle o en üst merdiven basamağına oturdum. Aha. Ve şişenin dibiyle cevizleri kırdığımı hatırlıyorum. Müthiş. Müthiş, müthiş. Ama sonuçta pratiksiniz. Yani müzisyenlerin birçoğu pratik olması lazım bence. Çabuk hemen çözüm bulması lazım. Evet. Şeyi soracağım. Chopin Polonyalı olmasına rağmen Paris'te yaşadı. Kariyerini de orada geliştirdi. Yani Chopin orada oldu. Yani tabii ki Polonya'da bir şeyler yapmıştı. Tanınıyordu ama. Peki siz Chopin yerinde olsaydınız Polonya'ya geri döner miydiniz? Yani onun yerinde olsam diye bir şey, yani şöyle düşünebiliyor musunuz? O bir hasretle büyüdü. Yani aslında çok erken ayrıldı ve dönemedi yani ülkesine, evet. Savaşlardan ötürü. Ve onunla yaşadı. Çok büyük bir dram aslında. Her ne kadar Paris'te daha çok zaman geçirdiyse de onun ruhu, kalbi hep Polonya'da kaldı. Doğru. Ve, ya onu hep hissediyorsunuz. Müziğinde de hissediyorsunuz. Yani ve o hüzün de var, ama bir taraftan Chopin'in çok farklı yönleri de var.
çok aynı zamanda çok coşkulu olabilir, çok erkeksi ve güçlü olabilir. Yani hep böyle romantik ve yumuşak değil yani. Müthiş bir şeyi var, zengin yani bir dünyası var. Bir de çok komik bir adammış aynı zamanda. Çok alay etmeyi de severmiş. Taklitler yapmayı da çok severmiş. Böyle yönleri. Ben onun çok güzel bir kitabını okudum. Öğrencilerinin mektupları. Yani öğrencilerden aldığı mektuplar. Ve onları söylen. Evet ve çok farklı yönleri var onun da. Hatta ben bu Saygın ve Öğrencileri dizisini başlatırken biraz ondan da ilham kaynağı oldu benim için. Çok güzel. Yani Saygın'ın da çünkü çok değerli öğrencileri var. Hepsi ayrı, çok çok farklı dünyalarda. Ama muhteşem bir müzik insanları ve günümüzün, ülkemizin yani önde gelen, sözü geçen müzik insanları. Soruyu esasında cevapladınız ama şunu soracağım. Vatan sevgisi size ne ifade ediyor? Ya vatan sevgisi öyle bir şey ki bu neredeyse hani anne baba sevgisi kadar kuvvetli bir şey. O kadar kuvvetli ki ne kadar ayrılırsanız daha da kuvvetleniyor. Yani mesela anne babadan uzak kalınca çok özlenir. Hani yatılı okulda yaşayan veyahut işte okuyan çocuklar daha da bağlanırlar anne babalarına. Öyle bir durum var. Ve vatan da öyle bir şey. Yani ne kadar belki hatta onu düşünüyorum. Bazen uzakta kalanlar daha da ülkelerine düşkün Amerika'da, olabiliyor. Amerika'ya gidince ev hastalığı diyorlar ona. İngilizce söylemeyeyim şimdi. Ev hastalığı diyorlar. Evet. Yani ben oldum açıkçası. Bunalıma giriyorsunuz. Rahmaninov da oldu biliyorsunuz. Rahmaninov da olmuştu. Evet, New York'ta oldu. Tabii. Philadelphia'da o bunalımdan çıktı. Ben de oldum ya. Ben Rahmaninov değilim tabii ki. Yani ya. Ama öyle. Hepsinde var o. Yani Stravinsky'de, Bartok'ta. Hulenk'te. Hulenk'te. Tabii. Evet. Ya ama bu da aslında çok enteresan. Yani bir taraftan da bazen acılar, özlemler, işte dramlar. Havası ya. İşte şu ya, arkada gördüğünüz şey yok yani. Ben Amerika'da göremiyorum. Dondunuz. Öyle mi? Yok, ben görüyorum sizi. Dondunuz, pardon. Şimdi geri geldi. Tamam. Evet. Bir şey diyordunuz, pardon. Vatan sevgisi diyordunuz. Ben şey diyorum, yani bazen bu özlemler, dramlar, büyük acılar yaratmak için de ilham kaynağı oluyor bazen. Yani biraz Neon ismi şeylerin, Japonların söylediği gibi. Japonların en son ölmeden önce yaptıkları işte harikiri gibi. Yani esasında biraz harikiri mi yapmak lazım bilmiyorum. Evet. Ama o acı tabii ki insana daha çok güç veriyor. Evet. Daha insanın ayaklarını bastırıyor. Bazı zaman o gücü alamayanlar maalesef bunalıma giriyorlar. Peki evet. Şunu soracağım. Ben konudan konuya atlıyorum kusura bakmayın ama. Gümüşlük'te sizi çeken en değerli varlık nedir? O şapelin haricinde. Aha evet. Ya Gümüşlük hakikaten... Yani biz bayağı bir araştırma yaptık sizin. Şimdi ben bu programları tek başıma yapmıyorum. Evet. Cumhur Uslu var. Cumhur Görgün var. Cumhur Uslu nereden aldı çıktı? Cumhur Görgün var. Şu anda canlı yayını seyrediyor. O da bas bariton kendisi. Cemalettin hocamız var. Alper var. Elif hocamız var. Yani biz böyle bir grup halinde araştırmalar yapıyoruz. Bir de bu yayında size özel video sorularımız da var. Bu genç opera sanatçıları. Video sorular ya gönderdiler. Onlar da katılımcı olacaklar. Benim sorularım azaldıkça tabii. Benim ama sorularım bitmiyor maalesef. Doğaçlama bir sürü soru soruyorum size. Gümüşlük'te bu şapel haricinde neler var sizi etkileyen? Yani en değerli varlık diye şudur diye dediğiniz şey nedir? Gümüşlük öyle bir şey ki biliyor musunuz? Belki mükemmel bir organizasyon değil. Yani şöyle değil. İşte her şey biraz böyle nasıl diyeyim? Bir balıkçı kasabasında hissettiriyor size. Yani yerler, taşlardan geçiyorsunuz, ayaklarınıza dikenler batıyor. Ondan sonra gölgelik için böyle palmiye şeyleri yapıyoruz falan. Onların altında seriniyorsunuz ama ne güzel. Doğa zaten muhteşem. Pek fazla orada itinayla değiştirilmemiş bir dokunulmamış. Alandayız.
kere. Ve evet. Ders alanları hemen deniz kenarında. Yani dersten çıkıp hemen denize girebiliyorsunuz. Öyle de bir kumsalda ve çok enteresan farklı bir büyüsü var. Oraya gelen sanatçıların aşağı yukarı yani %100 diyebilirim. Hepsi geri gelmek istiyorlar. O kadar etkileniyorlar ve mutlu oluyorlar ki. Onlar tabii çok başta çok değerli sanatçılar geldiği için de onların yarattığı bir müzik dünyası var orada yaşayan ve o çocukların da derslerde işte son derece verimli çalışmaları oluyor. Bütün bunların haricinde bizim o hem Eklisya daha sonra Taş Ocağı çok farklı atmosferlerde konserler oluyor. O konserlerin de bambaşka bir etkisi var. Yani doğada, açık havada ve antik taş ocağının o muazzam rengi, ruhuyla. Güneş batımında rengi tarifsiz güzel oluyor. Biliyorsunuz Erkan orada Gümüşlük'te yaşıyor ve Gümüşlük hastası. Yani biz pandemiden önce onunla bir kayıt yaptık. Dünkü yayında da söyledim. Bana dedi ki Burak Bey dedi benim dedi 14 ay şey kaldı dedi ömrüm kaldı. 14 ay sonra bir rüya gördüm vefat edeceğim Allah korusun dedim. Hocam dedim öyle bir şey yok. Yani öyle bir şey söylemeyin bize bahsetmeyin. Ama dedi bir şeyler olabilir. Yani demek ki hissetmiş bu pandemiyi. Biz Aralık'ta kaydetmiştik. Esasında Kasım'da biraz Avrupa'da dönüyordu bu virüs. Yani etkilerini göstermişti. Ama Erkan orada Gümüşlük hastası. Yani orada bir amfiteyatro buldum ben diyor. Onu diyor ortaya çıkartacağım dedi. Ve orada bir okul açmayı düşünüyor o da. Yani Gümüşlük'te bir sanat eserleri, yani sanatsal kesinlikle faaliyetler artıyor. Çok güzel. Tabii yani ben orada... Ben de bir şey söyleyecektim. Özür dilerim. Bence Gümüşlük'te güneşin batışı muhteşem. Olağanüstü. Evet. Şimdi şeyi soracağım. Kültür Bakanı olsanız ilk önce yapmak istediğiniz şey nedir? İlk önce herhalde daha çok orkestra ve daha çok konservatuvar ve ve olanlara da daha çok imkan sağlarım. Kadro değil de bence konservatuarların belki tekrar üniversitelerden ayrılıp Kültür Bakanlığı'na bağlanması daha doğru olabilir değil mi? O bakımdan demiyorum. Yani ama müzik öğrenimine daha çok önem veririm. Yani gerçekten enstrüman olsun, işte koro olsun. Koroların da çok büyük önemi var. Tabii ki. Ve çocuk yaşta başlatılan güzel eğitimler. Yani eskiden köy enstitülerinin yaptığı şeyler de çok muhteşemdi. Yani bütün Anadolu'nun her yerine taşımak gerekiyor. Bu sadece İstanbul, Ankara, İzmir, işte büyük şehirler, Antalya, Adana ile kalmamak lazım. Doğru. Bir de Gürel Hoca ile biz canlı yayın yaptık. Gürel Aykal Hoca ile. O şey dedi. Yani dedi esasında Türk Anadolu insanına biraz dedi sesle gitmek lazım Burak'cığım dedi. Yani işte piyanoyla gidiliyor, oboayla gidiliyor, flütle gidiliyor, arpla gidiliyor. Ama diyor Anadolu insanı doğasında sesi seviyor. İşte ne bileyim Aşık Veysel var, ondan sonra diğer ozanlarımız var. O ses duydukları zaman diyor daha çok klasik müziğe şey yapıyorlar. İşte ne bileyim Bayburt demiyorlar, o lafı söylüyorlar ya. Ben onu da çok fazla sevmiyorum ama gülüyorum yani açıkçası. Yani ben aslında şeyde mesela Bodrum'a yakın bir köy vardı. Orada ilk defa bir piyano resitali yaptım. Köy meydanında. Ve hiçbir zaman duymamışlardı. Ama piyano elektrikli piyanoydu. Ama olsun, güzel bir sesi vardı. Orada popüler parçalar çaldım. Çok sevdiler ve hiç bitmesini istediler. Ne güzel. Yani aslında güzel bir şey götürünce yani bu bütün dünyada aynı şekilde aslında. Biz de şey yaptık, kusura bakmayın kestim sizi ama pandemi döneminde Adnan Saygın Hoca'nın Behçet Kemal Çağlar'ın sözleriyle yazdığı Ziraat Marşı'nı tekrar seslendirdik. Çünkü hiç güzel bir kaydı yoktu maalesef. Ozan Sarı'nın düzenlemesi Cad Aşkın Caka Orkestrası ile beraber bunu tekrar yorumladık ve harika. Hatta şu kulaklıklarla kaydettik biz.
İnanabiliyor musunuz? Biz stüdyoya girmedik. 13 tane opera sanatçısı şu anda canlı yayında seyrediyorlar kendilerini, kendileri sizi. 13 tane genç opera sanatçısıyla biz hocamızın, yani Adnan Saygun hocamızın yazdığı mükemmel Köy Enstitüsü marşını tekrar seslendirdik. Çünkü gerçekten yani Behçet Kemal Çağlar'ın yazdığı sözler de Atatürk'ün ziraatla ilgili yazdığı sözler. Atatürk'ün yazdığı, söylediği sözler, pardon özür dilerim. Behçet Kemal Çağlar da Atatürk'ten etkileniyor ve biz bunu Köy Enstitüleri Marşı aynı zamanda biz bunu Atatürk Orman Çiftliği'nin 95. kuruluş yıl dönümünde hediye ettik. Ama yani bize bir maddi kazanç sağlamadı. Biz zaten maddi kazanç için yapmadık. Biz kendimiz bundan büyük zevk aldık, büyük onur duyduk. Şimdi video sorularımıza geçeceğiz. Eğer izin verirseniz benim dört tane video sorum var. Bir saniye lütfen. Şimdi ekrandan göstereceğim size, duyacaksınız. Bir dakika. Ayşenur. Gülsün Hanım merhabalar. Ben Ayşenur Ayıldız. Soprano'yum. Size sormak istediğim bu besteye başlamanızda annenizin ve babanızın etkisi nasıl oldu? Çocukluk dönemine ait anılarınız nelerdi? Bu konuda merak duyuyorum. Bir de en sevdiğiniz soprano aryası ve soprano sanatçı. Dinlemekten en çok zevk aldığınız. Teşekkür ederim. Ayşenur Yıldız şu anda canlı yayında sizi seyrediyor. Kendisi bu şekilde soru soramayacağı için biz böyle bir değişik bir şey yaptık. Güzel yapmışsınız. İyi olmuş. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sorular güzel. Şimdi annem babamın etkisi tabii. Yani bir yerde onlar tamamen bir müzik yuvasıydı. Annem piyano, babam keman çaldığı için yani ben başka türlü bir şey olduğunu bile bilmiyordum. Yani çalmayan insanlar olduğunu da bilmiyordum çocukken. Çünkü bize gelen herkes de bir şey çalıyordu. Ne güzel. Çok iyi bir pedagog. Babam çok çok iyi bir pedagogdu. Annem de öyle. Yani biraz oyun gibi, biraz hem çalışma hem eğlenme gibi. Küçük yaşta, 3,5 yaşında başlayınca tabii fazla ciddi olunmuyor. Ama yani doğal bir şekilde gelişti gerçekten. O şeyleri çok iyi hatırlıyorum. Çok keyifli çalışmalar. Daha sonra sorusu soprano. Ben en çok Leyla Gencer'i seviyorum. Leyla Hanım bizim Alla Turca. Bir tane. Yani onun benzersiz bir müzikalitesi var. Belkanto. Yani hakikaten insanın içine işleyen muhteşem bir müzik. Ve hiçbir zaman böyle onun yaptığı çok samimi bir şey. Yani kendini göstermek için sesini çıkarmıyor. Müziği yaşadığı için yaşatıyor. Yani o çok önemli. Ama siz tenorları da seviyorsunuz. Tanınmış bir tenor artiste pandemi döneminde konser verdiniz. Tenorlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi Ankara'da bir kurul var biliyorsunuz. Tenorlarla mücadele, TEM. Yani tenorlar la tonuna çıktıkları zaman direkt kontrol ediyorlar. La üstünde nota çıkartmasınlar diye. Bu gruba sizi üye etmek istiyoruz ama siz tenorları çok seviyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz tenorlarla ilgili? Seviyor musunuz tenorları? Tenorlar ama çok dediğiniz gibi aslında farklılar değil mi? Diğer yani soprano, alto... İsmini verelim bu arada. Murat Karahan'la yaptınız bir konser. NTV'de yayınlandı ve çok güzel bir konserdi. Teşekkür ediyoruz. Murat Bey de çok bizim gururumuz. Çok. Olan ama bizim... ama tenorlar bir farklı değil mi sizce? Evet, ya bir fark var. Fark var. Evet, doğru söylüyorsunuz. Bilmiyorum yani tabii ben aslına bakarsanız onlarda fark oluyor ama şeyde de çok fark var biliyor musunuz? Yani mesela keman, viola, violonsel, kontrabas çalanlar. Tabii canım bir viola var. Şimdi Eftel Altun var dünyada. Eftel Altun gerçeği var dünyada. Yani Eftel Altun gibi bir insan. Şimdi Paşa Bahçe üretime başladığı an bize cam fanus yapacak. Opera Türkiye'ye hediye edecek. Biz Eftel Altun'u cam fanusunun içine koyacağız ve
Eftel Altun böylelikle müzelik olmuş olacak. Yani gerçekten sergilik bir insan, olağanüstü bir sanatçı. Yani onun esprileri de, siz Eftel Bey'le bir şey yaptınız mı hiç? Evet, evet. Sanırım bugün ya da bugünlerde ben gördüm onu. Pek gördünüz gördüm, gördüm. Piyano siz çalarken piyano... Ya adam inanılmaz bir insan yani. Dört el çalıyor. Ben biraz karanlıkta mı kaldım? Şöyle yo, iyisiniz, iyisiniz. İyisiniz, iyisiniz. Çok güzel. Ben şöyle, iyi görüyorum sizi. Iyi Gülsün Hanım'ı nasıl görüyorsunuz arkadaşlar? Soralım onu. Herkes bir yorum yaparsın şimdi. Katılımcı olsun sanatçı arkadaşlarımız, izleyenlerimiz. Ha, güzel güzel bir gün, gece, akşam güneşi geldi bir ara. Rahatsız olmazsanız orası güzeldi. Ha, burası güzel. Burası çok güzel. Eftel Altun diyorum. O anda doğaçlama yaptınız değil mi? Sizin konserinizden önce yaptı değil mi o? Tabii. Biz onlarla kuartet, Borusan kuartetle pek çok konser yaptık. İşte o sanıyorum herhalde Süreyya Operası'ndaki miydi ya da başka bir yerde mi hatırlamıyorum ama öyle bir eğlenelim dedik. Zaten benim de öyle çok sevdiğim bir şey. Yani bir ara tiyatro da yaptım çünkü ben. Paris'teyken amatör bir grup vardı bizim. Onunla beraber çalıyordum. Yani oynuyordum. Çalıyordum. Onun için yani çok severek yapmıştık. Evet. Çok bir şey soracağım. Koloratür sopranolar buna çok yetenekliler biliyor musunuz? Çok koloratür sopranolar inanılmaz derecede nasıl söyleyeyim size, zekaları herhalde üst tonlardan dolayı mı ne, inanılmaz derecede yaratıcılar. Yani espri evet. Yaratıyorlar. Bilmiyorum, o üst tonlarla alakalı herhalde. Eğer böyle bir projeniz olursa bir koloratür soprano ile çalışın. Ama baslar ve baritonlar biraz zor insanlar. Yani esprileri çok anlaşılamaz. Balık tutmak gibi. Yani balık tutmak için bir sabır lazım tabii ki. Evet. Ama en önemlisi bence tenorlar. Özellikle de tem var biliyorsunuz. Tenorlarla mücadele. O gruba mutlaka üye olmanızı istiyorum. Ve size bir tenor sorusu geliyor. Alper Kos, kendisi tenor. Bir saniye. Hocam öncelikle merhabalar, ben Alper. Mithat Benmen ve Ahmet Anlan Saygın'la çalıştığınız dönemlerde size verdikleri en değerli tavsiye neydi? Ve biz genç sanatçılara ne tavsiye edersiniz? Cevabınız için çok teşekkür ederim. Esasında benim en son sorumdu bu. Alper tenor olduğu için en son sorumu yedi maalesef. Özür diliyorum yani. Ya aslında şöyle, hakikaten her ikisinde hayatımda çok büyük önemi var. Yani bütün temelimi onlar oluşturdular. Her ikisi de müziğin her şeyin önünde olduğunu, yani bu nasıl diyeyim, bir yerde hani hatta bir mektubu var Adnan Saygun'un bana, işte hiçbir maddi şeye düşmeden, işte fazla kendini hani tanıtmak falan, bunlar değil de gerçekten müziğe yaklaşmak, müziğin güzelliğini derininde hissetmek ve her şeyi ona yani hayatını ona vakfetmek gibi. Ne güzel. Bir şey güzel. Verdiler. İkisi de aynı şekilde. Yani başka hiçbir düşünce olmadan müziğe hizmet etmek. Ne güzel. Evet. Maddiyeti düşünmeden esasında sanat için yaşamak. Yani üretim için yaşamak. Üretim için. Evet. Yani muhteşem. Şunu söylemek istiyorum. Bu arada Gülsün Hanım'ı takip edenler lütfen Türkiye Operayı da takip etsinler. Bizim canlı yayınlarımız. Gülsün Hanım, belki Gülsün Hanım'la tekrar Eylül'de bir yayın daha yapabiliriz. Lütfen Gülsün Hanım'ı takip edenler bizi takip etsin. Biraz reklam yapalım. ve Eda Aslan, mezzo soprano, benim hocamla çalışıyor. Onun sorusu evet. geliyor. Evet. Ben Eda Aslan, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda opera öğrencisiyim. Size ilham olan besteci var mı? Varsa kim ve neden? Çok teşekkürler. Ne olan besteci? İlham veren. İlham veren. Yani idol olan. Besteci. Wow, evet. hepsi veriyor bana ilham. Yani onlar farklı açılardan hepsi ilham veriyor. Bilmiyorum. Yani Bach mesela bana çok ilham veriyor. En ufak bir ruhsal, ne bileyim,
problem demeyeyim ama ihtiyacım olduğu zaman onun sesleriyle huzur buluyorum ve her şey yerli yerine oturuyor. Doğru. Böyle biraz yorgunsam veyahut işte yapıyorsam ne bileyim bir enerjiye ihtiyacım varsa hemen Mozart çalıyorum. Beni canlandırıyor ve müthiş böyle şey veriyor. Tazelik getiriyor yani. Ne güzel. Çok ne harika güzel. Bir şey. Sonra yani mesela Chopin ayrı. O zaten her zaman beni besliyor. Ama bazen Ravel'i de çok seviyorum. Ravel beni çok dinlendiriyor. Annesi İspanyol olduğu için acayip bir flamenco havası var değil mi Ravel'de? Evet, bazı eserlerinde öyle. Ama piyanoyu da çok güzel kullanmış. Harika bir piyano yazısı var. Evet. Debussy de öyle tabii. Ve Saygun. Saygun da bana muhteşem bir şey veriyor. Böyle kuvvet veriyor, güç veriyor. Her şeye karşı dayanabilme gücü veriyor. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Çok güzel tasvir ettiniz. Çok teşekkürler. Bir son soru. Ondan sonra sizden bir şey dinleyebilecek miyiz? Onun sizi yorduk ama. Tamam. Peki. Tamam. Bir saniye. Son soru. Sibel Demir soruyor. Merhabalar. Seferihisar'dan herkese selamlar. Ben Sibel Demir. Yusuf Hanım, başka hangi müzik türlerinden hoşlanırsınız? Kimleri dinlersiniz özellikle vokal müzikte? Cevabınız için çok teşekkür ederim. Canlı yayına katıldığınız için çok sağ olun. Teşekkürler. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Siz bir daha söyler misiniz? Tam duyamadım tabii ki. Çünkü. Piyano haricinde beğendiğiniz başka, yani klasik müzik haricinde beğendiğiniz, zaten konuştuk ama beğendiğiniz başka müzik türü neler vardır? Nedir? Neyi seversiniz? Onu evet. Soruyor. Veya vokal müzik içinde neyi seversiniz? Yani aslında kaliteli olan her müziği severim aslında. Yani ve bütün türleri ama iyi yapılırsa, yani o çok önemli. En önemli şey o. Bunu tabii anlamını şöyle profesyonelce yapılan ama amatör olarak da yapılan çok güzel şeyler olabilir. Anladım. Yani bu içtenlik meselesi ve içten samimiyetle yapılırsa. Kalas seviyor musunuz? Maria Kalas sever misiniz? Severim, çok severim. Çok Maria Kalas'ın söylediği master klasında bir şey var. Sahnede kıza söylüyor, diyor ki dürüst ol diyor. Honest. To be honest diyor on stage diyor. Aynen, kıza. Aynen. Çok çok güzel söylemiş, evet. Ben evet. Yine piyanoya geleyim o zaman. Lütfen, lütfen. Ama benim sorum bir tane daha son soru olacak. Ondan sonra kapatacağız yayını. Evet. Eğer müsaade ederseniz. Buyurun. Lütfen siz başlayın. Sizin eserinizden sonra. Ne çalacaksınız Gülsün Hanım? Ne çalayım? Ne çalmak istiyorsanız, şu anda ne hissettiyseniz. Valla. Buradan görünüyor mu? Görüyoruz, evet. Işık yok pek ama. Evet, biraz karanlık ama sorun değil. Arkadan bir ışık açabilirsiniz, belki daha güzel olabilir. Sorularınız varsa soru işaretli yarıya lütfen yazın sevgili seyirciler. Bizleri izleyenler, Gülsün Hanım'ı takip edenler, bizleri takip edenler. Lütfen sorularınızı yazın. Yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi daha güzel oldu. Güzel. Şu anda ışık güzel Gülsün Hanım. Çok güzel şu anda. Çok teşekkürler.
Bravo! Bravo! Bravissima! Bravo! Doğayla bir bütünlük, doğayla bir bütünlüğü verdiniz bize. Mükemmeldi, çok güzeldi, çok güzeldi. Arkada da kuş sesleri de vardı. Esasında bu pandeminin en güzel, en güzeli insan doğaya geri döndü. Evet. Doğayı anladı. İnsan özünü daha iyi anladı. Ve bu müzikte de o var maalesef. Maalesef o var. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Yani ben çok güzeldi gerçekten. Çok sağ olun Gülsün Hanım. Gülsün Hanım, son bir soru. Son bir soru. Genç sanatçılara ne tavsiye edersiniz? Çünkü şu anda çok genç sanatçı sizi seyrediyor. Sizin öğrencileriniz var. Benim söylediğim, bahsettiğim genç opera sanatçıları var. Veya müzisyenlere ne tavsiye edersiniz? Ne yapmaları lazım bu dönemde? Çünkü bu dönem devam ediyor maalesef. Uzayacak da. İşte okullar açılacak. İşte Milli Eğitim Bakanlığı şimdi bir özel bir sistemle hazırlık yapıyor. Online derse. Ne tavsiye edersiniz Türk milletine? Ya aslında tabii çok zor bir dönem bu, ama biliyor musunuz her güçlüğün kazandırdığı bir tecrübe var ve o daha sonraki yıllarda mutlaka güzel bir şey olacak ve ona yol açacak. Bazı sıkıntıların sonunda çok farklı şeylerden öğrenmiş oluyorsunuz. Yani bu kendi yani kendi kapasitenizle bile ilgili olabilir. Yani sıkıntılı durumlarda kendinizi nasıl yönlendireceğinizi öğrenmiş olabilirsiniz. Bu da çok önemli bir şey. Yani çünkü her şey bir yerde insanın kendi kendine yönlendirmesiyle de orantılı olarak çok farklı şeylere yol açabilir. Onun için sabırla ve her zaman sevgiyi kaybetmeden, yani müziğin güzelliği buradaki tabii müzisyenler için o müzikteki zenginliği keşfetmeye devam edip azimle çalışıp umudu kaybetmeden bu zor günleri atlatması mümkün olur diye düşünüyorum. Çünkü çok teşekkür ediyorum. Her şeye rağmen yani asırlardır insanlığın varoluşundan bu yana devam eden bu güzel şey hiçbir zaman da sona ermeyecek. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Canlı yayınımıza katıldığınız için, hatta ben... çok güzel bir eser çaldığınız için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Sürçülisan bu ettiysek arada, buyurun. Bu arada çaldığım eser de Chopin'di. Andantes Pianoto. Evet. bu arada onu İlber Oltay'la olan konserde de çaldınız. Onu da belirteyim. Evet. Evet, onu da ben biliyorum. Yani kusura bakmayın, ukalalık yapmak istemedim. Çok özür dilerim. Siz söylersiniz diye şey yaptım ama çok güzel çaldınız. Yine çok güzel çaldınız. Çok teşekkür ediyoruz. Yayın kesilebilir çünkü bir saat oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sevgiyle kalın. Sürçülisan ettiysek affola. Herkese güle güle. Sevgiler olsun. Çok teşekkürler. Bay bay. Bay bay.